Mutlak değer sorusu A küçüktür, C küçüktür, B 10'muş. Bir ifade vermiş. Sonucunu istiyor. 3 tane mutlak değer var. Hepsine hızlıca bakalım. Pozitif mi, negatif mi bunlar? A'dan C'yi çıkartmış. A C'den küçük. Yani küçükten büyüğü çıkartmış. Dolayısıyla bu negatif. C'den B'yi çıkartmış. C B'den küçük. Küçükten büyüğü çıkartmış. Dolayısıyla negatif. B'den A'yı çıkartmış. B A'dan büyük. Büyükten küçüğü çıkarttığı için pozitif. Geldik. Negatiflerde başına eksi yazıyorum. Pozitifi aynen bırakıyorum. A eksi C. Eksi A eksi eksi C olacak. Artı C eksi B. Dolayısıyla eksi C eksi eksi B yazıyorum. Aslında şu şekilde bakarsak C eksi B'nin başına eksi getiriyorum. Bölü B eksi A'yı aynen bıraktım. Üst tarafı düzenleyelim. Eksi A eksi eksi C artı C artı şu artı etkilemiyor. Eksi C eksi eksiden artı B oldu. Bölü B eksi A oldu. Bu eksi artılar kafanızı karıştırmasın. Yazınca pratikleşiyorsunuz. Tek önemli olan şey dikkatli yazmak. Yani hızlı bir şekilde yapayım diye yanlış yapmamak. Şu C bu C'ye götürdü. Üst tarafta B eksi A kaldı. Nereden gördüm? Eksi A artı B. Pozitifi başa yazmak daha mantıklı. Aslında yani eksi 2 artı 3 de 1'dir. 3 eksi 2 de 1'dir. Ama biz pozitif olanı başa yazınca daha okunaklı oluyor ifade. Dolayısıyla burada da ben ondan yani B eksi A dedim. Yoksa eksi A artı B de denilebilir. Bölü B eksi A. Aynı şey. Bir şeyi aynı şeye bölerseniz 1 olur. Dolayısıyla cevabımız 1.